Türkiye demokrasi güçleri iktidarı seçimle değiştirebileceğine inanmak istedi, olmadı. Eskisi gibi düzgün sandık kurulsa Erdoğan ve AKP girdiği her seçimi kaybeder. 1999 seçiminde %22 ile iktidar olan Ecevit'in DSP'si 3 yıl sonra 2002'de girdiği seçimde %1 ile tarihi hezimete uğradı. Oysa Ecevit'in kemik %10 oyu var sanılırdı. Erdoğan 2013'te gezi eylemi hemen ardından 17-25 Aralık soruşturmalarıyla demokrasi ve hukuku rafa kaldırdı. Takiben seçim manipülasyonlarını devreye soktu. Devlet gücüyle bastırıyor, devşirdiği medyayla propaganda yapıyor, muhalefetin yumuşak karnına çalışıyor, halkın güvenlik ve terör zaafını suistimal etmekten çekinmiyordu. 15 Temmuz 2016'dan sonra Erdoğan için artık sandıkta kaybetme lüksü kalmadı. Kimsenin açıkça ifade edemediği gerçek şudur. 2023 seçimleri Erdoğan seçimle gitmez tezinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Seçim manipülasyonları sadece seçim günü yapılıyor değil, AKP örgütleri ülkeyi sokak sokak hane hane paylaşmış, isim isim takip ediyor. Yardımsa yardım, kadroysa kadro, itirazı varsa cimere dilekçe. Saray da boş durmuyor, kurgusunu muhalefet terörle işbirliği yapıyor, tezi üzerine kuruyor. Vatandaş TRT Haber'de ne seyrediyorsa sokak röportajlarında da kelime kelime onu tekrar ediyor. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu seçilirse belediyeye PKK'lıları dolduracak denmiyor muydu? Yani seçime 3 ay kala başlamadı bu. 4,5 yıldır böyle yani. Zarlar hileli belki ama saray oyunu seçimden çok önce kuruyor seçime bir yıl kala seçim yasasını değiştirerek ittifakların vekil sayısını artırma avantajını kesti. İl ve ilçe seçim kurullarına kıdemli hakim atanma şartını kaldırdı. Selahattin Demirtaş'ı Kasım 2016'dan bu yana tutsak ettiği yetmiyormuş gibi kapatma davasıyla partisinin elini kolunu bağladı. Karşısına çıkmasın diye Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirdi. O arada Fatih Erbakan'ı saraya bağlarken önceki seçimde mağlup olarak kontrolden çıkan Muharrem İnce ve partisinin önünü açtı. Atadığı son üyelerle Yüksek Seçim Kurulu'nu tam kontrol altına aldı. Artık ne diplomasızlığı ne de 3. dönem hukuksuz adaylığı sorun olacaktı. Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesine de lüzum kalmadı. Erdoğan'a kitlesel destek, pandemi, ekonomik kriz ve deprem felaketine rağmen devam etti. Değilse ecevit gibi yerle bir olurdu. Muhalefetin bunları okuyamadığını zannetmiyorum. İktidara meşruiyet bahşetti, seçimde kampanya yaptı, sonuçlarını da tartışmadan kabul etti. Hayal kırıklığı yaşamıyorum. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde demokrasi güçlerinin onaylı muhalefete rağmen Erdoğan'ı devirmeye yaklaştığını deneyimledik. Bu önemli bir tecrübedir. İki kişiden biri Erdoğan'a devam demişse iki kişiden biri de tekmeyi basmıştır. Dile kolay. 10 yıllık baskı ve zulüm dönemine rağmen toplumun yarısı dimdik ayakta. Şimdi artık sadece pozisyonlarını korumaları bile yetecek. Çünkü Erdoğan ve devleti ağır çekimde ölüyor. Sonrası mevcut muhalefet unsurlarına terk edilmeyecek kadar önemli bir süreç olacak.